Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün zaten başlıktan da anladığınız üzere yine bir maskara inceleme videosu çekiyorum. Maybelline'in yeni çıkarmış olduğu Surreal maskarası. Ben bunu ilk çıktığı zaman aldım ama bir türlü videosunu çekemedim. Bugüne kaldı. Gerçekten çok merak ediyorum. Neredeyse 2 ya da 3 ay oldu alalı ama video çekeceğim diye hiç kullanmadım. Videolarda ilk izlenimlerimi paylaşmayı çok seviyorum. Daha çok ambalajlarına benzettiğim için belki benziyorlardır diye bu ikisini karşılaştırmak istedim. İnternette bu ikisinin karşılaştırıldığını görmedim. Sanırım ikisi de farklı şeyler sunuyorlar. Bunun biraz daha uzattığını biliyorum sadece. Ama hani kutuları benziyor diye ben yine de bunun ikisini karşılaştırmak istedim. Bunu da ilk kez sizinle birlikte inceleyeceğim. Zaten bunun da inceleme videosunu çekmiştim. Onu da şuraya bırakırım, oradan izleyebilirsiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçiyorum ben. Hafif yazlık bir makyaj yapıp geldim. İlk aldığım zaman 180 liraya falan aldım sanırım ilk çıktığımda. Ama şu an 300'ü geçmiş diye görmüştüm en son, yanlış görmediysem. Gerçekten inanılmaz bir fiyat artışı. Fırçasını çok merak ediyorum. Kalın bir fırçası var. Bir önceki maskara incelememde L'Oréal Paris'in teleskopik ve teleskopik liftine incelemiştim. O bayağı inceydi. Ama L'Oréal daha ince fırçalar çıkartıyor. Maybelline daha kalın fırçalar çıkartıyor bence maskarada. Şimdi bir de Cure Mons'u açıyorum. Bunun fırçası da aslında ona benziyor. Bakın şöyle tuttuğum zaman. Cure Mons biraz daha bombeli kaçıyor ama biraz daha kıvırmaya yönelik. Diğeri biraz daha düz kalıyor. Süreyim şimdi maskarayı. Daha sonra da izlenimlerimi sizlerle paylaşayım. Hatta sizinle birlikte sürelim. Genelde maskaralarımı hep aşağıya bakarak sürerim ki o maskaralardan %100 etkisini alabilmek için. Size de bu şekilde sürmenizi öneririm. Evet, ilk katta bu şekilde. Bu arada ben pek verim alamadım ya bu maskaradan ilk katta. Yoğunluk alamadım yani. İkinci katı sürüyorum. Evet, bu da ikinci kattaki hali. Üçüncü katı sürmeme gerek yok bence. Şimdi şöyle anlatmak istiyorum. Öncelikle bir yaklaşayım. Şöyle de bir kendime bakayım. Ben şunu anladım. Maskara güzel kaldırıyor kirpiklerinizi. Hacimli kaldırıyor, hacimli duruyor. Böyle biraz daha takma kirpik etkisi varmış gibi bir hacim veriyor sanki. Ama bence uzatmıyor ve hani çok da siyah değil. L'Oréal Paris'in teleskopik liftine alıştığım için, sürekli onu kullandığım için benim bütün isteklerimi karşılıyor. Hacim olsun, dolgunluk olsun, işte kaldırma olayı olsun. Bunda böyle çok yoğun hacim görmedim. Şunu süreceğim, bununla karşılaştıracağım. Tek kattaki hali bu şekilde. Sanki bu Cure Mons tek katta buna yakınlaştı gibi. Kaldırma olayı olarak, duruş olarak yaklaştı ama bir kat daha sürdüğüm zaman bence ikisi de aynı dolgunlukta duracak. Bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse arada hiçbir fark yok ve bence Cure Mons daha iyi. Bakıyorum şu an. Şöyle baktığım zaman Cure Mons'un biraz daha kaldırdığını görüyorum.
sürreel maskaraya göre. Dolgunluk ve yoğunluk açısından bence Curve Bones biraz daha kirpik diplerime ulaştı ve daha dolgun ve yoğun gösteriyor. Sürreel de biraz daha buğulu gösteriyor bence. Sürreel maskara bize hacim ve uzunluk sunuyor. Yani bunu vaat ediyor. Hacim ve uzunluk verdiğini vaat ediyor. Ben şöyle baktığım zaman sorun bende mi acaba diyorum bilmiyorum. Şu da olabilir. İlk açtığım zaman maskaralar bence çok güzel olmuyor. Kullanmaya başladıktan sonra daha iyi oluyor. O yüzden de aslında bu etken olabilir. Çünkü ben bunu bir 5 aydır falan kullanıyorumdur. O yüzden daha güzel durduğunu düşünüyorumdur. Bu da etken olabilir. Çünkü tam olarak açıldıktan sonra kullanılan maskaralar bir 2-3 defa kullandıktan sonra daha bir güzelleşiyor diye düşünüyorum. Bunun verdiği vaatlere bakarsak hacim ve uzunluk açısından çok da fazla bir etkisi olduğunu düşünmüyorum aslında. Şu maskaraya göre ama. Teleskopik lift'e göre çok fazla hacim ve uzunluk verdiğini düşünmüyorum. Bunu incelediğim videoyu da şuradan bulabilirsiniz. Ya buna alışık olduğum için bu bana çok basit geldi. Bunu kullanmadan önce bunu kullansaydım belki de çok wow gelebilirdi. Ama şu an hiç öyle bir şey söyleyemeyeceğim. Çok fazla popüler oldu. Çok fazla reklamı, PR'ı yapıldı. Ama ben bu ürünün abartıldığını düşünüyorum. Biraz önce fiyatına baktım şu anki fiyatına. Watsons'da şu an 308 lira olarak gözüküyor. Watsons kart özel indirimle de 360 ya da 350'ye düştüğü gözüküyor. Bence buna 350 lira vermeye kesinlikle değmez. Ben bunu ilk çıktığında 150 ya da 180 liraya almıştım. Her ürün inceleme videolarımda dürüst olmaya çalışıyorum. Her zaman dürüst olmaya çalışıyorum. Çünkü insanların yanılgıya düşüp faydasız bir ürün almalarını gerçekten istemiyorum. O yüzden de söylemem gereken şey uzunluk ne hacimde bence yeterli etkiyi veremedi. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir sonraki videolarımda sürekli bunu kullanmaya çalışacağım. Belki etkisi değişebilir, belki daha iyi gelebilir. Belki isteklerimiz farklı olabilir. Siz çok da fazla yoğunluk istemiyorsunuzdur. O zaman bu güzel. Güzel bir buğulu görüntü, güzel bir hacim veriyor. Ama ben böyle çok fazla koyu kirpikler seviyorum ve bu teleskopik lift onu çok güzel veriyor. Hem dolgunluk veriyor, hem yoğunluk veriyor, hacim veriyor. Tam olarak istediğim bütün özellikler bu maskarada var. Sadece şu ikisini karşılaştıracaktım ama konu nereden nerelere geldi. Yani umduğumu bulamadım diyebiliriz şu maskarada. Ama yine de merak ediyordum, denemiş oldum, görmüş oldum. Tabii ki de yine kullanırım. Ama tekrar alır mıyım? Almam tabii ki. Ama L'Oreal'in bu teleskopik lifti kesinlikle stoklayacağım ürünlerdendir mutlaka. Birkaç kullanımdan sonra tekrar bir video çekmek ya da bir videomda göstermek istiyorum. Üzerine basa basa. Bir şans daha vereceğim sana. Ama hani Curve Bones'la neredeyse aynı. Ambalajlarından belliydi. Zaten hani bunu çıkarttınız hani bunda da pek bir farkı yok. Aslında ikisi de hemen hemen aynı ürünler. Size bunu anlatmak istedim. Ben biraz daha farklı olur, biraz daha duruşu farklı olur diye düşünmüştüm. Ama çok da bir fark yok diyebiliriz. Yakınlaşayım şöyle size de. Şu şekilde hatta. Yani arasında benim göremediğim bir fark görüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bu maskaralar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi de aşağıya bırakabilirsiniz. Merakla bekliyor olacağım. İnceleme videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İncelememi istediğiniz böyle iki birebir çok benzer ürün varsa onu da yorumlar kısmına bakabilirsiniz. Ben NYX'in bu Bare With Me'lerin Blur isimli fondöteni çıktı. Onu çok denemek istiyorum. Belki bir sonraki inceleme videom o fondöten olabilir. Bunun da bilgisini şimdiden vereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.